Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda konumuz ülkenin gündemini ciddi anlamda meşgul eden Sedat Peker'in videolarını YouTube'un neden kaldırmadı? Şimdi arkadaşlar, konumuz bayağı riskli, şunu önden belirtmem gerekiyor. Hani her ne kadar kendim böyle siyasete çok ilgili yakinen takip eden bir insan olsam bile YouTube kanalım benim teknoloji dikeyinde. Yani bu videoda amacım böyle derinlemesine bir siyasal analiz yapmak falan filan değil. Bizim olayımız teknolojinin en önemli nimetlerinden bir tanesi olan sosyal medyanın bu meseleye verdiği refleks ve neden bir takım kuralları işletmediğine yönelik sorular. YouTube tarafı bir içeriğin neden kaldırılacağını bize madde madde vermiş. Demiş ki işte telif hakkı ihlali yaparsan kaldırırım. Topluluk kurallarına veya hizmet şartlarına aykırı davranırsan kaldırırım ve benzeri diye böyle bu maddeleri saymış. Biz ilk olarak YouTube'un hizmet şartlarına bakacağız. Şimdi hizmet şartlarında dikkatimizi çeken en önemli cümle şu. YouTube diyor ki kardeşim ben aktarıcıyım diyor. Bu platforma bir video yüklersen ve bunun hukuki sonuçları olursa ve benim sana saydığım şartları da ihlal etmiyorsan mesele senin meselendir. Yani hukuki sorumluluk sana aittir. YouTube kendi platformunda yayınlanan içeriklerle alakalı olarak platformunu kullanan izleyicilere, işte içerik üreticilerine bir davette bulunuyor. Diyor ki bize bildirin kardeşim, topluluğu birlikte koruyalım diyor. Şimdi bunu birkaç yerde daha söylüyor. Buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar ki bu tarz böyle büyük platformlarının işleyişindeki temel direği de bu unsuru oluşturur. Bildir, inceleyelim, gerekirse kaldırırız. Yani YouTube diyor ki varsa bir sorun bildirin. Gelelim artık hizmetler ve kısıtlamalar faslına. Burada da dikkat etmemiz gereken ifade bir öncekiyle neredeyse aynı. Sözleşmeye ve yasalara aykırı olmadığı sürece. Bunun haricinde bu bölümde bahsedilen şeyler işte ne bileyim, bot atmayın, videonuza yalancı yorum göndermeyin, sistemi abuse etmeyin, işte botnet kullanmayın falan filan gibi uyarılar arkadaşlar. Yani bunu yaparsanız banlarım sizi diyor. Şimdi hizmet şartlarından çıkacağız ama şöyle bir durum daha var arkadaşlar YouTube'un belirttiği. Diyor ki eğer acelemiz olursa ve senin yayınladığın içerik alenen yasa dışıysa o zaman acelemiz olduğu için pat diye kaldırırız senin içeriğini. Ve burada yeniden ekliyor, diyor ki videon telif haklarını ihlal ediyorsa veya bir kişinin herhangi bir böyle elinde tuttuğu hakkı ihlal ediyorsa içeriğini yine kaldırırız. Yasal sorumluluğu da sana aittir diye tekrar bir hatırlatıyor. Şimdi YouTube burada çok açık bir tavır takınıyor arkadaşlar. O da şu ki en çok önemsedikleri durum o benim de anladığım kadarıyla. Ya telif hakkını ihlal etmezsen ve topluluk kurallarına uygun içerikler yayınlarsan ben senin videonu zaten kaldırmam diyor. Peki ya hesabın askıya alınması veya feshedilmesi süreci nasıl işliyor? Burada da YouTube meseleyi ikiye bölmüş. Birincisinde demiş ki devlet yasal kanallardan bize bir bildirimde bulunursa yani hesabını askıya alırız. Bir diğer durumda ise herhangi bir bildirim olmadan üçüncü taraflara açıkça zarar verdiğine dair bir takdir getirirsek yine kaldırırız diyor. Buradaki sıkıntılı cümle şu takdir getirme bölümü arkadaşlar. Şimdi neye göre bir takdir getirmekten bahsediyorlar? Bu açıklanmamış. Geldik topluluk kurallarımıza. Bakın hizmet şartları ve topluluk kuralları birbirinden ayrı şeyler. Şimdi biz topluluk kurallarına geldik. YouTube en keskin tavrını bu topluluk kurallarında alıyor. Burada bizi ilgilendiren şey şiddete başvuran suç örgütleri bölümü. Burada bir parantez açmam lazım. Herhangi bir yorum yapmıyorum. Ama elimizdeki verilere bakacak olursak bizi en çok ilgilendiren madde bu madde. Burada da arkadaşlar YouTube yine ikili bir pozisyon ediniyor. Şimdi şöyle düşünün. Mesela siz bir terör örgütünün veya yasa dışı bir suç örgütünün yaptığı fiiliyatı herhangi bir sansürleme kullanmadan platformda yayınlayamazsınız diyor. Bunu propaganda sayarım. Ama siz bu görüntülere gerekli önlemleri alarak ve bağlamını da izleyicilerinizle düzgün paylaşarak bu meseleyi tartışan içerikler çekebilirsiniz. Yani size şöyle söyleyeyim. Ben YouTube neden Sedat Peker'in videolarını kaldırmıyor konulu bir tartışma içeriği çekebilirim. Ama ortada mevcut yasalara göre suç teşkil eden bir durum varsa bunun görüntülerini size veremem. Vereceksem de bunun bağlamını iyi oturtman lazım diyor YouTube. Yani benim anladığım arkadaşlar YouTube'un meselesi biraz görüntü odaklı. Eğer bu videolarda bahsedilen şeyler üçüncü taraflara yönelik bir iftiraysa o zaman da YouTube videoyu kaldırabilirim diyor. Ama YouTube şöyle bir şey yapıyor arkadaşlar. Burada maddede de açıkça belirtmiş. Demiş ki bize ulaşırken mutlaka bu içeriğin sana nasıl zarar verdiğini ve sana neden iftira atıldığını bize ikna edecek şekilde kanıtlaman lazım diyor YouTube. Ve siz atıyorum bir iftiraya uğradıysanız bunu YouTube'a izah etmeniz gerekiyor. Şimdi ufak ufak sonuca doğru gidelim. Şimdi neyi anladık? Yani şunu anladım ben. Bu videolar gerçekten YouTube açısından YouTube topluluk kurallarını ihlal etmiyor ki bu videonun çekildiği tarih itibariyle 7 bölüm bayağı yayınlandı. Yani hani ihlal etse mesela 1'de edebilir, 3'te etmedi, 5'te etmedi, 7'ye kadar geldi artık videolar. Demek ki topluluk kurallarını YouTube'a göre ihlal etmiyor. Peki şöyle bir şey olabilir. YouTube oraya belirtmiş zaten arkadaşlar. Mesela bu videoda bahsedilen taraflardan herhangi bir tanesi iftira sekmesinden iftiraya uğradığını düşünüyorsa YouTube'a başvurabilir. Veya devlet bu konuyla ilgili olarak bir yasak, yani bir mahkeme kararı çıkarabilir. Deyip artık bu son derece riskli olan videomun sonuna geliyorum arkadaşlar. Video boyunca
boyunca siyasete hiç bulaşmamaya özen gösterdim. Tabii ki de hepimiz ülkemizin güncel durumu, siyaset meseleleri vesaire vesaireyle ilgiliyiz. Fakat dediğim gibi kanalımın konusu bu değil. Sadece YouTube'un topluluk kuralları üzerinden bu videonun neden kaldırılmadığını açıklamaya çalışmak. Umarım başarılı olmuşumdur diyorum. Sizler de arkadaşlar varsa bir görüşünüz lütfen yorum bölümünden benimle paylaşın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.